Defne. Ömer'in çizip çizmediğini öğrenmemiz lazım. Yanlış karar vermek istemiyorum. Tamam da yani nasıl öğreneceğiz? Sen öğreneceksin. Onca zaman asistanlığını yaptın. Ömer'i hepimizden daha iyi tanıyorsun. Bu görevi senden başkasına veremem. Sorun olur mu? Yani aslında ben bir yani öğrenmeye çalıştım ama işte Ömer Bey biliyorsunuz. Söylemek istemediği şeyi öğrenmek imkansız. Doğru. Ama ya bir yandan da emin olmadan adım atmak istemiyorum. Hem bu senin için çocuk oyuncağı Defne. Ay Yasemin Hanım yapmayın ya. Defne. Bak sen yaparsın. Ben sana güveniyorum. Bak bu Şeri için çok önemli bir fırsat. Ciddi bir karar vermemiz lazım. Ha? Tamam ya yani. Öğrenirim. Ne olacak ki sanki? Nedir yani? Nedir yani? Hayır hem bu gizem ne yani? Çiziyor musun, çizmiyor musun? Allah Allah bir net ol ya, bir rengini belli et. Hayır ben burada konkura mı çalışayım? Seni çözmeye mi çalışayım yani? Hayret bir şey ya. Ya gerek yok, yeter ya. Şey yani ben elimden geleni yaparım, merak etmeyin. Ondan şüphem yok zaten. Hadi Defne, göster kendini. Hadi. 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 Ne haber? İyi. Nereye böyle? Tamam canım. Yani ben öyle. Bana ne? Ya eve falan gider çizersin. Eve geçersin. Kendini davet ettirmeye mi çalışıyorsun? Buyur gel. Anahtarın da var zaten. Hem gelip gitmişliğinde. Yok canım. Oh, ne alakası var? Şey bu anahtar eğer böyle rahatsız ediyorsa ben geri vereyim. Gerek yok, gerek yok. Görüşürüz. Ha çizim diyorsun o zaman. Efendim? Çizim diyorum yani evde çizeceksen. Çalış tabii yani çalış. Ben de çalışıyorum. İyi çalışmalar. Sana da. Tabii çalışıyorsan. Ama elim yara çizemiyorum diyorsan o başka tabii. Defne yeter. Çırpınma. Ne çırpınması canım? Ne çırpınacağım ben? Allah Allah. Ben gayet serinim vallahi yani. Bana ne? Bana ne canım? Görüşürüz Defne. Görüşürüz. Bye. Bye mı? Nasıl öğreneceğim ben şimdi ya? Pis. Söylemezsen söyleme. Ne yapacağım ben ya? Gizli gizli gireyim, odasına gideyim. Evet, öyle yapayım ben. Bombele de gel. Ay, Kuray Bey sessiz olun ya. Siz gelin bombelere, benim işim var. Ne oluyor? Ne oluyor, bir şey olmuyor. Böyle hoş başa geldim işte, eski şirket falan. Kız onu sormuyorum ben. Öz hayatında ne oluyor, onu anlat bana. Ay yok ben gideyim. Ne işim var zaten? Ay çok da ses yaptık ya. Kız ne işin var ha? Kimleri görmeye geldin? Ayrıca niye sessiziz? Kız bir şey diyeceğim ben sana. Biri bana fısıldayınca ben çok korkuyorum. Ay üf işim yok. Ya, öylesine işte. O zaman gel oturalım. Ay yok. Siz oturun. Benim işim var. Bana bak kız. Yolarım seni. Aa gel diyorsam geleceksin. Şurada iki lafın beni kırardı. Ay öyle mi yalnızlıktan ha? Çürüdüm, kaldım, soldum. Ay alarm veriyorum, patlayacağım. Ay Allah'ım neden ben, neden? Ay tamam sessiz. Tamam geleceğim. Ay bir şey değil mi? Kurudum kaldım vallahi ilgisizlikten. Bak gel ben sana kahve ısmarlayayım. Ama kahveyi sen yaparsın. Sonuç hayatım kahve bu şirketi. Bu şirket kimin? Ömüş'ün. Ömüş veriyor parasını. Fazla içmezsin değil mi? Ha? Ay içmiyordun sen zaten. Kurusun. Hadi hayatım gel yürü gidelim. Ay of. Ay neler anlatacağım sana neler. Ay. Ay. Camı eğdirin camı. Hadi gidelim. Hadi. Ay kız sorma. Halim hal değil. Çok sormamıştık zaten.
Yolarım kız. O küçücük ağzının içinden duydum ben her şeyi. Hayatım, herkescikler benimle görüşmek istiyor. İşte Kolisçim görüşelim, Kolisçim bakışı çok özledim seni. Mutlaka bak küserim ederim neler neler hayatım. Ay bilmiyorum farkında mısın ama hayatım olayları büyüten bir insan değilim. Ay dur bir dakika. Ha? Ne diyordum ben, bir şey diyordum. Siz neye bakıyorsunuz öyle? Ha kız. Demin bir mesaj gönderdim. Karşı taraf bana 12 dakika sonra gönderdi. Ben de 13 dakikaya tamamlamaya çalışıyorum ki böyle hemencik cevap verdiğimi anlamasın diye. Tabii tabii. Tabii önemli planlar bunlar. Siz yapın. Siz yapın ben artık kalkayım. Kız dur gitme. Bu da gideceğim diye kurt mu var kız sende? Kız biraz arayacak beni. Ben şey yapmam lazım. Meşgule yatmam gerekiyor şu anda. Meşgule yattıktan sonra da böyle eğer cevap gelirse cevap vermeyeceğim. Şey diyeceğim. Bunharca sosyal bir hayatım var. Seninle de zar zor telefonlaşıyorum. Mesajını vermem gerekiyor karşı tarafa. Hmm. Ay vallahi Koray Bey nelerle uğraşıyorsunuz ya? Oh vallahi ne güzel hayat. Hayatım nelerle uğraşalım ha? Sen söyle hayatım. Kimlerle uğraşalım? Anlat bana. Yani yok ben öyle hani özel biri veya bir şey için... Tatlım hayatım. Genel konuların genel tiplerle konuş. Ben özel bir insanım. Senin o böyle içi boş dolu şeylerle muhabbetini çekemem şimdi. Ay ama siz aldınız beni buraya. Hayatım tabii ki alırım. En çok ben alırım. Kim alacak seni başka? Bu da... Ya öyle evet. Ben gideyim artık. Kurusun çünkü. Ay Koray Bey sizin yüzünüzden benim adım kuru kız kaldı kuru. Kurusun da ondan. Çok sağ olun. Siz de öyle efendim. Hayatım ben fitim. Ömer de bıraktı seni. Aa. Ömer niye bıraktı seni? Cevap ver. Aa, siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? Siz, hep siz nereden biliyorsunuz pes? Ay hayatım yani kötü bir şey söylemedim. Açıkta gördük ki soruyoruz yani. Ay gideceğim ben. Kız dur gitme. Ölümü gör gitme. Ay hep aynı şeyler Koray Bey. Vallahi rüyama giriyorsunuz ya. Gör hayatım. Şükret ki gördüğüne. Kız herkescikler merak ediyor. Tabii herkeslerden kastım nöron ve ben. Ay Ömer sen de ne buldu acaba? Onu çok merak ediyoruz. Ne? Ne buldun? Hayatım dürüstlük. Mesela ben bu şirkette onlarca kişiye hakaret ediyorum. Onlar da böyle yüzüme gülüp ay ilahi Kuruş Bey diyorlar. Niye biliyor musun? Hı? Çünkü %2'lik hissem var hayatım. Patronum ben patron. O %2 yüzünden değil ama. Ama sen ne yapıyorsun hayatım? Çıkıyorsun gidiyorsun. Dimdik duruyorsun. Ay, teşekkür ederim. Hayatım. Belli ki kendi doğruların var. Aferin kuşum sana. Yani bak doğruların seni kör kuyulara da atsa, böyle açtan kalbin de kurusa, açlıktan nefesin de koksa, hiç vazgeçme, öyle vazgeçme. Sana yakışır bu. Ay Koray Bey gerçekten beni seviyor musunuz? Gömüyor musunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum yani. Ay vallahi gidiyorum ben yeter. Dur kız gitme. Hayatım kötü yola düş ama vazgeçme. Aa gitti. Ay neyse sevgili seyirciler canlı yayında böyle şeyler olabilir. Bir telefonumuz var. Rejiye bakıyorum. Alo. Alo. Son şansın Defne. Koş kızım. Hiç izliyorsa mutlaka buralardadır. Bak şifreyi bilmiyorsun ki. Thank you.
yapıyorsun sen burada? Çok güzel soru. Güzel de bir cevabı vardır herhalde. Sen çok erken döndün ya. İnşallah bir yaramazlık falan yoktur. Defne. Şey için geldim ya. Ha öyle ne yapıyorsun diye. Odada olmadığımı biliyorsun. Asansörde karşılaştık. Niye geldin buraya? Şey için geldim. çiziyor musun diye geldim. Bilgisayarına baktım, dosyalara baktım, dolaba baktım. Hiçbir şey bulamadım. Sonuç? Bulamadım işte, hiçbir şey bulamadım. Yani? Kızdım ya, kızma. Defne. Şansını fazla zorlama istersen. Ya yani kusura bakma ya, böyle izinsiz girdim falan. Hiç hoş da olmadı. Ne yapayım, sen de çok kapalısın. Böyle olması ikimiz için de daha iyi. Böyle. Delireceğim ya. Of! Olmadı Yasemin Hanım, yapamadım. Öğrenemedim işte. Yani elimden geleni yaptım. Hatta yapmamam gerekenleri de yaptım. Ama yok işte. Sır gibi saklıyor. Orada da çizim falan yok. Ama çizmiyor da diyemiyoruz. Yani diyemiyoruz. Kendisi koca bir muamma. Tamam Defne. Yapacak bir şey yok. Zaten süremiz dolmak üzere. Ben gidip Sinan'la konuşayım. Ne diyeceksiniz? En doğru olduğuna inandığım şeyi. Bana şans dile. Vallahi yani korktum burada sabahtan beri, korktum. Korktum burada. Hak ver eva mı bu ya? Uf, keşke pijamalarımı falan geçişseydim. Ay, ay kıyafet darladı vallahi, içim şişti benim. Of. Ne zaman görsem şişiyorsun Defne. Sen burada mıydın? Şey işte, yani malum konkur falan çalışıyordum. Sizin neyiniz var? Ben bir hata yaptım Defne. Birleşme teklifine hayır dedim. Yani. Hislerinizi dinlemişsiniz Yasemin Hanım yani. Bunda kötü bir şey yok ki. Niye hata olsun? Değil mi? Ha niye hata yani? Yani. Ben yeni baştan bir yola çıkmışım. Her şeyi en baştan tek başıma yapmaya karar vermişim. Ki biliyorsun işte bu şirket. Ha en doğru karar oydu yani. Birleşmeyi kabul etmemek. Yani. Allah kahretsin ya. Ha, tam kartlar bizim elimizdeyken. Ya ben nereden bileyim Ömer'in yeniden çizmeye başlayacağını? Ne? Ömer çizmeye başlamış. Karşımızdaki koleksiyon Ömer'in koleksiyonu olacak. İhsan Hanım ikna etmiş Ömer'i. İsmi ikna etmiş. Maalesef. Maalesef öyle. Of. Vay be. Beni etkileyememişim, insanı mı etkilemiş öyle mi? Defne. Al bunları. Ne bunlar? Ben de sana ait hiçbir şey kalsın istemiyorum. Al bunları.
Defne ne yapıyorsun? Bunlar senin. Ay al istemiyorum Allah Allah. Senin verdiğin kalemlerle çizmek istemiyorum. Tasarımlarımı onlarla yapmayacağım. Hayret bir şey. Ben gider kendime yenilerini alırım zaten. Sen o kalemleri nereden almıştın ya? Aman onu da merak etmiyorum. Ben gider kendime bulurum. Birbirimizde izimiz falan kalmaz. Malum. Senin izin sana yetiyor. Anladığım kadarıyla. Defne. Ne? Ne yapıyorsun? Ay ne yapıyorum, ne yapıyorum? Bir şey yaptın mı var? Ne yapacağım? Allah Allah ya. Zaten benim yaptığımın ne önemi var? Kale alan da yok. Evet bir şey. Hayır ben onu demiyorum. Ne diyorsun? Şu an ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya ben? Kendi kahvaltını kendin hazırla. Asistan yok senin karşında. Hayret bir şey. Ya bekle, bekle. Kahvaltı etmeyeceğim. Telefonum kaldı yukarıda. Alayım gelin beraber çıkalım. Tamam. Hayır. Bana bak. Ne bekleyeceğim ben seni? Gideceğim ben. Ver bilekliğimi. Efendim? Bilekliğim diyorum. Ben sana alabilirsin dedim mi? Çocuk musun Defne? İstiyorum. Ya versene şunu. Vermiyorum. Ha vermiyorsun. Bu kadar istiyorsan gel kendin al. Alırım. Sen benim alamayacağımı mı zannediyorsun? Ben öyle bir şey demedim. Alıyorum bak. Aldım. Ya ay versene şunu. Al. Alo Yasemin Hanım. Ha tamam söyleyin söyleyin bir dakika. Ay kalem nerede? Kalemin var mı? Bir saniye. Evet. Al kalem. Tamam. Söyle. Tamam. Tamamdır. Tamam. Ben bakacağım bunlara. Görüşürüz. Hayda. Ay bu sefer de kalemi kalmış ya. Hay Allah'ım ben kurtulmaya çalıştıkça saplanıp kalıyorum. Şuna bak. Üf, salak Defne. Ömer mıknatısı Defne. Bu arada bileklik için teşekkürler. Ben de. Pardon. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk Defne. Toplantı için gelmiştim ama. Gel Defne gel. Ben de kalkıyordum. Ha, bu arada tebrikler. Koleksiyon çok güzelmiş. İşte elimizden geleni yaptık. Ama ben sana söylemiştim. Başaracaksın. Sağ ol. Size kolay gelsin o zaman. Görüşürüz. Tamamdır. Hazır gibiyiz. Emeklerinize sağlık. Çok çalıştınız. Ne diyorsunuz? Yeterince iyi miyiz? Biz elimizden geleni yaptık. Yani bence olağanüstü. Umarım pasyonisten de daha iyidir. İnşallah. Tamam. Sunumda görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hayırdır, ne bu gerginlik? Sabah seni göremediğimdendir. Neredesin? Kahveyi açmam gerekti de. Serdar... Bu
Bu aralar biraz meşgul. Sen iyi misin? Çok heyecanlıyım. Bugün Dana'nın kuyruğu kopacak. Yani bizim koleksiyonumuz hazır ama... yani pasyonistten daha mı iyi bilmiyorum. Bundan sonrası... Bundan sonrası tevekkül Yasemin. Bırak artık. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Kahvaltı etmemişsindir sen. Nasıl da iyi tanıyorsun beni. Nasıl da seviyorum seni. Aferin sana Defne. Görsün bakalım nasıl çiziyormuşum. Ay heyecandan öleceğim ben ya. Allah'ım şu bir konkur bir bitse. Dualar, dualar. Kocaman sözler. Maşallah. Hayırlı olsun. Üstümüze basa basa nerelere gelmişsin? Masa senin mi? Yasemin Hanım'ın. Yani bu şirket de Yasemin Hanım'ın. Acaba kendisi sizin böyle içeri girdiğinizi biliyor mu? Defneciğim, bu İstanbul'da benim giremeyeceğim içeri yoktur. Asıl dışarıdan gelen sensin, hatırlatırım. Evet, karşı karşıya gelmişken mesele bize konuşalım. Kaçtın, kaçtın, kuyruğuna geldin. Öt. Ötüyorum. Ödüyorum. Bir saniye. Buyurun, bu paranız. Zın. İlk taksidi, yani ilk şeyi. Alın buyurun. Ben başka sözler verdiğini hatırlıyorum. Ay Neriman Hanım, ne olur uzatmayalım ya. Alın işte yani paranız, zın, ilk taksidi yani bir kısmı. Almayacağım. Paramı istediğimde nereden aklına geldi? Ben paramın karşılığını istiyorum. Konuştuğumuz gibi istiyorum. Aa, ay ne yazık ki vallahi artık onun için çok geç. Bence siz bu zarfı alın. Almayacağım. Söz verdiğini yapacaksın. Yapmıyorum. Yapacaksın. Yapmıyorum.